Herkese merhaba. mikrofonumu açık herhalde değil mi? Ee, günaydınlar. Bursa Teknik Üniversitesi'nde olduğum için çok mutluyum bugün aslında. Rektör hocamız Naci Hoca'ya çok teşekkür ediyorum beni davet ettiği için. Ee, kendisiyle epey bir zamandır tanışıyoruz. Bir dostluğumuz da oldu bu arada. Bu vesileyle burada bulunmaktan da aslında çok memnunum. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi'nde doğdum, büyüdüm gibi anlatabilirim bir bakıma ama lisans, yüksek lisans Yıldız Teknik Üniversitesi. Daha sonra çok kısa bir İstanbul Teknik Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği doktora geçmişim var. Başlamıştım ama e, İngiltere'de bir burs olayı olunca doktorayı yarıda bıraktım yeterlik aşamasından sonra ve e, İngiltere'de Liverpool Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliği alanında nöroçip dizaynı konusunda yani teknolojinin aslında en ileri olduğu noktalardan birinde doktora yaparak tamamladım. Akabinde de Yıldız'a geri geldim ve mecbur hizmetle başlayıp bugüne kadar devam eden bir sürecim var. Peki etikle tanışmam nasıl derseniz etikle de ilk tanışmam aslında İngiltere'den. ilk gitmiştim daha oraya. Böyle birkaç hafta olmuştu. Benim hocamın iki tane daha doktora öğrencisi vardı. Bunlardan bir tanesi doktorayı bitirmek üzere Oranın e, alanın çok iyi dergilerinden bir tanesi yayın gönderiyor e, ve yine İngiltere'nin çok meşhur profesörlerinden bir tanesi editör bu dergide yayın reddediliyor. Aradan biraz zaman geçiyor böyle, bakıyorlar ki kendi buldukları şeylerin çoğu orada bir makalede yayınlanmış yani alınmış ve yayınlanmış. Yani orada ne var aslında? Değerlendirme etiğine aslında aykırı bir durum var biraz sonra sizlere de bahsedeceğim. Ve e, bu süreç içerisinde itiraz ediyorlar ama tabii tarih o kadar eski ki yani bu benim bahsettiğim sene 94, 30 yıl önce. E, 94'te şimdi Türkiye'de de olduğu gibi orada da etikle ilgili şöyle şikayet mekanizmaları falan yok ama editöre bir şikayet ediyorlar. Zannediyorum susturma babında bir şey olabilir. Bir süre sonra onların bir çalışmaları da yine o dergide yayınlanıyor. Ben böyle bir tanıştım. Sonra da pek bir alakam olmadı uzun bir süre. E, sonrasında yaklaşık e, işte profesörlükten sonra özellikle başlayan bir süreç ama doçentlik döneminde de biliyorsunuz e, doktor öğretim üyesi atama raporları yazıyoruz. Profesör olduktan sonra çok sayıda rapor yazıyoruz. 18 yıldır profesörüm 2006'dan beri ve bu süreç içerisinde ondan önceki 5 yılda da doçentlik döneminde çok sayıda dosya değerlendirdim. Hem atama yükseltme dosyası hem de Etik dosyaları değerlendirdim ve bu süreç içerisinde yaklaşık 12 yılı aşkın bir süredir de etik kurullarda, komisyonlarda çeşitli görevlerim oldu, olmaya devam ediyor. Uzmanlıklar yapıyoruz, işte dosyalar değerlendiriyoruz. Bu sebeple de ciddi bir tecrübe birikimi oldu. Yani tabii ki bazı şeyler öğreniliyor. Eskiden yazılı kurallarımız hiç yoktu. Biraz sonra zaten anlatacağım ben ne vardı, ne yoktu, şu anda neredeyiz, nereye doğru gidiyoruz. Ama şunu açık açık söylemek istiyorum. 20 yıl öncesiyle bugünü asla kıyaslayamayız. Bugün artık her şey belli. Yapılacak ihlallerin mazereti yok artık. Yani eskiden bilmemek gerçek anlamda mazeret sayılabilir de bir şeyleri çalmanın dışında tabii ki intihar gibi şeyleri onun bile geçmişteki yaklaşımı bir başkaydı. Ama günümüzde ben bilmiyorum vesaire diyerek böyle bir mazeretin arkasına sığınmak çok da doğru değil. Ee, şeyi kumandayı ben bir kullanmayı eğer başarırsam süper olacak. Heh, süper. Şimdi bugün daha ziyade sizlere Örnek olaylarla etik mevzularından bahsetmek istiyorum. Ama genel anlamda akademik etik nedir, ne değildir, nerelerdeyiz, neler geçirdik biraz geçmişte çok kısa onlardan da bahsedeceğim. Etik kavramında çünkü bazı farklı algılar var, özellikle bilimler arasında, mühendislik, sosyal bilimler, sağlık gibi ve sık karşılaşılan bir takım ihlaller var. Örnek vakalar, iddialar üzerinden ve onların sonuçları üzerinden de birkaç şey söylemek istiyorum. Bir de you okay. Bilimsel değerlendirme etiğinden de az bahsetmek istiyorum. Çünkü etik aslında iki yönlü. Bir araştırmayı yapanlar açısından bir de araştırmaları değerlendirenler açısından olan bir mevzu var. Her ikisi için de aslında etik çok kıymetli bir kavram. Biz akademik etik dediğimiz zaman aslında işin içerisinde sadece böyle bilimsel yayın falan girmiyor. Çünkü genelde öyle andanırlıyor. Sadece bilimsel yayın yapacağım. İşte araştırmalarda, projelerde etik ihlal var mı yok mu diye düşünüyoruz. Ama olay sadece öyle değil. Eğitim-öğretim süreçleri içerisinde etik davranmak ayrı bir mevzu. Eğer idari görevleriniz varsa oradaki etik davranışlar var yani yönetimdeyseniz. Bunun dışında üniversite hocalarının çoğu e, mahkemeleri olabilir veya kurumları olabilir bilir kişilikler yapıyor, uzman görüşleri veriyor, danışmanlıklar yapıyor. Çok sayıda projelere, işte dergilere, konferanslara hakemlikler yapıyoruz veya jüri üyelikleri yapıyoruz. Bunların tamamında aslında e etiği düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Ve İnayet Aydın Hoca'nın akademik etikle ilgili yayınlanmış bir kitabı var. Bayağı da bir baskısı yanlış hatırlamıyorsam 2016'daki üçüncü baskı. Şu tanımı ben doğrudan doğruya oradan aldım. Farkındaysanız da İtalik'e yazdım ve altına da hemen. Çünkü sunumlarda bile etik olmamız gerekiyor ki en çok ihmal ettiğim şey aslında sunumlardır. Yani sunumlarda pek fazla yazmayız. Özellikle bir şekil alır tak diye koyarız ama altında mutlaka bir referansın olması gerektiğini genelde düşünmeyiz. Burada aslında amaç hepimizin taraf olduğu sorunlar ama bu hepimiz derken Sadece akademisyenler değil, öğrenciler değil, toplum bile taraf bizim yaptığımız şeylerden. Bu tür durumlarda her açıdan bilimsel yanıtma, işte e, intihal, e, çeşitli ticari faaliyetler, meslektaşlarımızla ilişkilerimiz ki o kadar enteresandır ki meslektaşlarla ilişkilerden çok fazla etik şikayetler gelir genellikle kurullara. Akademik yükselmelerde yapılan sahtekarlıklar, maalesef hat safhadadır, maalesef diyorum. Bizim ülkemize değil birçok ülkeye mahsustur ki ben örneğimi hatırlarsanız sağ 94 İngiltere'den verdim. Ee, ve akademik sınavlarda da çeşitli etik sorunlar olabilir. Bunların tamamı aslında akademik etiğin kapsamı oluyor. Ee, yanlış çabası. Tabii çok teknolojik biri olarak elektronik haberleşmiş yok. bunu hep ters basıyorum. Şimdiden sonra düzelteceğim inşallah. Şimdi bizim ülkemizdeki önemli tarihleri kısaca söylemek istiyorum size. 2012 öncesine kadar aslında yazılı kurallar varmış belki ama tam da belli değil. Yani biz bile bulamadık ki kurullarda görev yaptığımız dönemlerde bile o eski şeyleri bir türlü bulamadık. Nerede varmış yönerge, mevzuat bunlar çok belli değil. O zamanlara kadar genellikle hani sağınızda solunuzdaki hocalar Nasıl davranıyorsa öğrencileri de öyle davranıyor. Yani belirgin kurallar yok. 2012'de ilk defa Ağustos ayında YÖK'ün altında etik kurullar kuruluyor. Bilimsel araştırma ve yayın etiği yönergesi hazırlanıyor. Üç tane sağlık sosyal ve... Fen mühendislik olmak üzere 3 tane kurul kuruluyor ve bu kurulların ben o kurullarda da görev yaptım. Bu kurulların e, aldığı kararlarla bir takım işler yapıyoruz ama o zamanlar şu yapılıyordu. Her tür etik şikayet YÖK'e yapılıyordu. Yani bir tezde mi sorun var, bir makalede mi var, işte doçentlik başvurusunda mı var? Hepsi YÖK'e yapılıyordu. Fakat o yönerge biraz karışık bir yönergeydi. Disiplin yönetmeliğiyle ile bir türlü eşleştirilemiyordu. Akabinde 2016'da şu an geçerli olan yönerge açıldı ve üniversite arası kurulun altına alındı komisyonlar ve o komisyonların yaptığı görevler de farklı bir çerçevede değerlendirildi. Yani artık aslında üniversiteler etik ihlali yaptığı belirlenen öğretim üyelerine yaptırımda bulunmak durumunda biraz daha eşleşti. Yani disiplin soruşturmasını aslında açma zorunluluğu geldi. İkisi çünkü birbiriyle bağlı. Daha sonra 2019'da bir de yağmacı dergilerle ilgili bir karar çıktı. Şimdi oradan ne kadar bahsedeyim diye bazen düşünüyorum. Çok karmaşık bir durum, çok muğlak, böyle çok gri bir alan var. Birkaç şey söyleyeceğim sonrasında. Şimdi farklı algılar var dedim. Gerçekten de sosyalin bir şeye bakışıyla fen mühendisliğin başka, sağlığın başka. Birkaç noktada özellikle değişik. Biraz sonra onları da söyleyeceğim. Taraflarda az önce de söylediğim gibi hem bir tarafta bilimsel çalışmayı yapanlar var, bir de bir tarafta bunları değerlendiren kişiler var. Her iki tarafta da ne yazık ki etik dışı davranışları çok sıklıkla görüyoruz. Peki en sık nerede yakalanıyor bunlar? En sık atama ve yükseltme dosyalarında, daha da sık olarak doçentlik başvurularında. Çünkü doçentlik başvurusu sırasında kişi etik ihlal yapmadığı ile ilgili beyanlarında bulunuyor. Onunla ilgili yönergenin olduğunu artık farkında. O yüzden artık mazeretim var diyemiyoruz. Yani kişi ben bunu bilmiyordum, haberim yok deme şansına sahip değil. Yönergeler yıllardır var. 2016'dan beri de çok açık ve net bir şekilde doçentlik başvurularında belli. Bir de tabii ki bunun değerlendirme süreçlerinde olan kişiler için var. O yüzden doçentlik başvurularında çok sıklıkla etik ihlallerin yakalandığı durum oluyor. Çünkü değerlendirenlere de ayrıca bir form dolduruluyor etik ihlalin varlığı yokluğu sorgulanıyor. Varsa da özel bir rapor yazması isteniyor hocaların. Bunun dışında Doktora ve yüksek lisans tezlerinde hatta lisans bitirme tezlerinde de olabilir ama orayı pek fazla onu kopya ile değerlendiriyorlar genellikle sanki kopya çekmek gibi aslında aynı şey ama yüksek lisans ve doktora tezlerinde de böyle şeyler çok sıklıkla yakalanabiliyor. Ee, geçtiğimiz hafta mesela bizim üniversiteden böyle bir olay oldu. Ee, bizde yapılmış çok eski yaklaşık 10 yıl önce yapılan bir tezin bir başka üniversitede çok yakın bir tarihte birebir İngilizceye çevrilip yakalandığı tespit edildi ve rektörlükle hani konuşuldu ne yapılmalı filan üniversiteye direkt hani hemen ihbarda bulunuldu. Ha bu arada şunu söyleyeyim az önce unuttum. 2016'dan beri sadece doçentlik başvurularıyla ilgili şikayetler üniversiteler arası kurulda değerlendiriliyor. E, bu şu demek doçentlik sürecinde olan bir adayın Etik ihlal şikayetleri dışarıdan ihbarla olabilir veya jüri dosyası değerlendirmeyle veya doçentliğini almış hatta profesörlüğünü almış bir kişi geçmişteki yayınlarından doçentlik başvurusunda kullanmış olduğu yayınlardan bir etik ihlalde bulunduğu tespit edilirse tekrar geriye dönük işlemler yapılıyor burada. Ee, hani ben oldum ne olacak profesörüm bana bir şey olmaz diyemiyoruz hiçbirimiz. Eğer yayında ciddi bir problem varsa ve doçentlik başvurusu sırasında kullanılmışsa o yayın mutlaka tekrar değerlendiriliyor. Doçentliğe alınan kişileri de biliyorum. Profesör hatırlamıyorum şu anda ama o da olabilir. Yani mümkün, mümkün ama doçentli anlamları ben geçmişte gayet iyi biliyorum. Bunun dışında bir de dergilere makale değerlendirmesi yaparken veya konferanslarda bildiri değerlendirmesi yaparken de etik ihlalleri çok sıklıkla görebiliyoruz. Ben mesela bir konferans düzenliyorum. O kadar enteresan şeylerle karşılaşıyoruz ki ve çok da yüzsüz arsız ne yazık ki bunları yapanlar hemen ya öğrenci suçlar ya başka bir şey yaparlar. Böyle de ilginç bir durumumuz var. Özellikle Türkçe ve İngilizce farklı iki dildeyken yakalanması zor olduğu için bu alanlarda yapılan çok sayıda ihlal olabiliyor. En çok kimler şikayet ediyor? Tabii ki inceleyenler, değerlendirenler. Bir de bir de çok sayıda ne yazık ki çıkar çatışması olanlar aynı kadroyu istiyor. Birisi alınacak öbürü alınmayacak mesela aynı anda doçent aynı anda profesör olacak iki kişi biri diğerini hemen şikayet ediyor veya danışmanla öğrencinin arası ilerleyen dönemlerde çeşitli sebeplerle bozulabiliyor. Akrabalar var karı kocalar var arası bozulan. Maalesef çok sayıda hatırı sayılır derecede bunlar şikayet ediyorlar meslektaşların birbirleriyle ilişkileri var ee, nedenini bir türlü anlayamıyorum mesela aralarında hiçbir rekabet olmayan iki kişi birbirini şikayet edebiliyor sevmiyor işte gözünün üstünde kaşı var gibi öyle şikayetleri de çok görebiliyoruz bunlar da tabii çok hoş şeyler değil. Ben genel anlamda aslında ikiye ayırıyorum bunları. Biraz masumlar var, biraz kurnazlar var. Kurnazların sayısı çok 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 fazla maalesef. Bunlar hızlı yükselmek istiyorlar. Hemen puanlarımı doldurayım, doçent olayım, profesör olayım derdinde olan bir grup. Çok aceleciler, çok telaşlılar ve çok normalden aşırı hırslılar. Normal diyorum hırs kötü bir şey değil. Tabii ki biraz olması gerekiyor. Yani başarılı olacaksınız. Ünvan almak tabii ki isteyeceksiniz ama aşırı hırs pek de iyi bir şey değil. Etik ihlallerin en çok yapıldığı yerler bunlar. Bunun dışında bir de gerçek anlamda masumlar var. Çok genç ve deneyimsiz yüksek lisans öğrencileri, hatta doktor öğrencileri, hocasının kurbanı veya arkadaşının kurbanı olan, henüz çok mevzuatlara hakim olmayan, diyorum ama onların da mazereti bence artık azaldı. Çünkü şu anda biliyorsunuz artık tüm yüksek lisans ve doktor öğrencileri araştırma yöntemleri ve bilimsel etik üzerine zorunlu ders alıyor. Bu demektir ki biz artık bu maddeyi de sileceğiz yakın zaman sonra. Yani ben bilmiyordum mu yok öğrenecek. O dersten geçmişse bilecek. O ders alanları bence e, bu noktada masum olarak göremeyeceğiz. Bir de öğrencisine güvenen hocalar var. En çok bunlara üzülüyorum. Hepimizin başına gelebiliyor ve tanıdığım bir hocanın başına da gelmişti. Yabancı bir öğrencisi, yurt dışında birlikte çalışmışlar daha önce. Bir konferansa, bir yayın yoldalar. Hoca da daha önceden tanıdığı için güveniyor, hiç kontrol etmiyor. Zaman dar çünkü diyor tamam bir konferans hastamızı gönder. E, biz Elektrik elektronik mühendisliğiyle alanlarda çok meşhur bir şey vardır. IEEE, hani tekniktekiler bilirler genelde onu. IEEE'nin bir konferansı pat diye hocaya soruşturma geliyor. Onlar da sorguluyorlar böyle şeyleri. Soruşturmada şöyle bir komisyon kuruyorlar. işte yayınları gönderiyorlar. Diyorlar ki burada bu yapılmış mı yapılmamış mı değerlendiriliyor. Hoca acayip üzülüyor. Tanıdığım birisi olduğu için de olayı yani bir fiil görmüş oldum ben. Ee, ve sonra anlaşılıyor ki e, öğrenci bir şeyleri daha önce yaptıkları bir çalışmadan aynen alıyor. Neyse ki öyle, neyse ki diyorum. Yani o hafifletilmiş bir şey olduğu için IEEE'nin hani ceza düzeyi orada düşük, bayağı düşük. Kaldı ki 3 yıl, 5 yıllık ceza düzeyleri vardır asla oraya gönderemeyeceğiniz şekilde. Ve e, diğer tarafları yani yöntemsel tarafı yapılan yeni çalışma hani orijinal bir şey olduğu için orası birebir aynı olmadığı için daha hafif bir şeyle hoca oradan kurtarıyor ama bu da çok başımıza gelebilecek bir durum. Biz öğrencilerimizin sorumluluğunu almak zorundayız. Adımızın olduğu her yayında haberimiz olsun veya olmasın sorumluluk bizim. Ha adımız hiç olmadan olduysa o zaman biz de şikayet edebiliriz gerçekten. Bu mümkün. Ama adımızın orada olduğunu biliyorsak Dönüp de a öğrenci etik ihlal yaptı. Bana ne işte ben bilmiyorum demeliksine sahip değiliz. Kaldı ki farkındaysanız şu anda çok tartışılan bir konu var. Chat GPT gibi yapay zeka uygulamaları yazar olur mu olmaz mı? Olursa etik ihlal durumu ne olacaktır? İşte orada çok şey olacak. Chat GPT'yi yazar diye yazan makaleler var. Ki yayın evleri bu konuda net karar aldı. E, yapay zeka bir kişi değildir. Kişi sorumluluğuna sahip değildir. O nedenle de oraya yazar olarak yazamazsınız. Ne yapabilirsiniz peki? Hemen söyleyelim. Dil editi yaptırabilirsiniz. Yani dilini düzelttirebilirsiniz. Yazarken bazı şeyleri hani formatlamasına izin verebilirsiniz. Ama her şeyini kendiniz kontrol etmek şartıyla hatta hatta bazı yayın evleri şu anda şunu da diyor. Eknavlaşımın teşekkür kısmına bunu da bu amaçla kullandım diye yazarsanız suç işlemezsiniz diyor. Ama bu şu anlama gelmiyor. Ben yazdırıyorum, yazdırıyorum. Yönetim onun, her şey onun tamam mı? Hiç ben bir şey söylemiyorum. İki anahtar kelime bana makale yaz. Var, bir sürü var. Tararsanız hemen bulabilirsiniz. Onlar tabii ki etik dışı. O nedenle hani kişi olarak hepimiz çok sorumluyuz. Yaptığımız bütün yayınlardan kim yaparsa yapsın adımız olduğu müddetçe. En sık görülen etik ihlaller neler? Ben buradakileri aslında direkt üniversite arası kurulun ve bundan sonraki slaytlarda da maddesiyle yazdım hatta. Oradaki sıralamasıyla yazdım. İntihar zaten en ağır suç. Ee, en hafiflerden bir tanesi yanlış yanıltıcı beyan. Ama son belki de 7-8 yılda en çok kurullara gelen ihlallerden bir tanesi bu. Biraz sonra onlar için de örnekler vereceğim. Şimdi bir de çok karıştırılan hem yapan için hem değerlendiren için zaman aşımı mevzu var. Normalde tabii ki intihal, sahtecilik ve çarpıtma gibi çok ciddi suçlar oluyor bunlar. Bunların dışındaki etik ihlallerde e, Süre sınırlaması var. Bunlarda süre sınırlaması yok ama. Bir intihali tespit ettiğinizde 30 yıl önce de olsa hemen işleme girebiliyorsunuz. Diğerlerinde ise normal koşullarda eylemin gerçekleştiği tarihten 10 yıl geçtiyse, 10 yıl önce işte tekrar yayın yaptıysa bunu e, inceleme yapılmaz diye söyleniyor. Fakat, fakat çok dikkat etmemiz gerekiyor burada. Ee, bunun şeyi var mı acaba ama yok. Işığı göremedim. E, burada aslında farklı bir durum var. İhlalin öğrenildiği bir tarih var. O süreçte de iki yıl geçmemesi gerekiyor. Öğrendim ama işte canım istemedi. Mesela öyle bir dosya ben hatırlıyorum. Adam öğrenmiş, aradan kaç sene geçmiş, hiç şikayet etmemiş. Sonra canı sıkılmış. Ben bunu biliyordum ama işte bunu yapmıştı. Yani canı sıkılmak değil. Kim bilir neye kızdı o sırada. Böyle bir şey var. O yok. Fakat ne var? Ne var? Son madde bakın kırmızı yazdığım şey. Eğer yayının tamamını veya bir kısmını tekrar yayınlarsa veya akademik yükseltmelerde doktor öğretim satma, işte doçent olma, e, profesör olma gibi durumlarda çok eski bir yayınını yani 10 yıl aşmış bir yayınını kullandıysa kullandığı andan itibaren yine zaman aşımı süresi sıfırlanmış oluyor. Yani ihlal var ve değerlendirilmesi gereken bir durum söz konusu. İntihar tabii ki en ağır ama bu intiharda o kadar çok kafası karışan değerlendirici hoca var ki özellikle değerlendirme yapanlar varsa yani bunu vurgulamak istiyorum. Bundaki en önemli şey aslında başkalarının özgün fikri. Bir de self plagiarism diye bir kendinden intihar muhabbeti var. Çok tartışılan bir konudur. Yani şahsi olarak benim düşüncem o tekrar yayıma götürür kendinizden bir şey çalamazsınız ama tekrarlamış olursunuz. O tekrar yayın veya dilimleme ile ilişkilendirilecek bir durumdur. İntihal değildir. İntihal bir başkasının çalışmasını almaktır. Ama burada da şuna bakmak gerekiyor. Atıf yapmış mı, yapmamış mı? Uygun bir şekilde yapmış mı, yapmamış mı? Ve Evrensel olarak bilinen çok Kur'an var artık. Yani bazı şeyler o kadar artık leblebi bir çekirdek ki onun için kaynak verme zorunluluğunuz yok. Gidip de EHTMC karenin referansı şudur demiyoruz. Dememize de gerek yok gerçekten. Bunları bile düşünmeyen ve direkt bunu şuradan almıştır, etik ilhal yapmıştır diyen ne yazık ki değerlendirici hocalarımız var. Burada aslında bunun için mutlaka alıntının nereden yapıldığını ve benzerlik oranının belgelenmesi gerekiyor. Raporlarda e, hatalı değerlendirme yapan hocaların bir kısmı intihar var bu çalışmada şuradan almıştır diyor. Peki neresini almış, ne kadarını almış bunu yazmıyor. Kafasına göre yazıyor. 100 sayfalık bir test diyor ki o tezden intihar yapmış. Hangi kısmını yapmış? somut bir şey olması gerekiyor. Şikayet bile ediyorsanız somutlaştırmak lazım, belgelendirmek lazım ve bu arada tabii ki artık daha şanslıyız. Turnitin gibi, iThenticate gibi hatta onun ötesinde dil farklılığını anlayabilecek yeni yapay zeka araçları gibi intihali yakalayabilecek programlar var. Dil farkında çünkü çok zordur. Biz mesela bir defasında bilgisayar ile ilgili bizim konferansa gelen bir yayında hakem IP adresi giriyor bir bakıyor pat diye bir şey çıkıyor. Çinlilerden bir tanesinden birebir çevirmişler. Birebir ama. Biri İngilizce, biri Türkçe. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Turnitin raporları da ne yazık ki bazı hocalar tarafından doğru okunamıyor, doğru benzetilemiyor. Bir örneğim var gösteririm sonra. Şimdi sahtecilik yine çok ağır suçlardan bir tanesi bence. Yani bir şeyi çalmak, işte çırpmak, değiştirmek zordur. Burada da önemli olan aslında verilerin nasıl elde edildiği biraz daha kritiktir. Yani aynı veri tekrar elde edilebiliyorsa, tekrar benzer sonuçlar alabiliyorsanız zaten sahtecilik olmayacaktır. Ama çoğu yerde bu tür bir durum varsa bu konular hep gri alandır. Hiç yazmazlar makalede ne yapmışlar, nereden almışlar. Yani bulmanızın mümkün olmadığı. Hatta savunurken de derler ki ben zamanında yapmıştım işte bilgisayarımda kayboldu. Savunmalarda genelde böyle. Bilgisayarımızda kaybetmeyeceğiz. Kayıtları iyi tutacağız. Veri topluyorsak, ölçümü alıyorsak kayıtlarımız mutlaka bizim göz bebeğimiz gibi bir yerlerde korunacak. Şimdilerde çok şanslıyız. Bulut ortamları var benim bilgisayarımın kapasitesi yetmiyor diyemiyoruz. Her yerde bunları yükleyeceğiz. Burada mesela ben hatırladığım bir örnek, referans gösteren hatta benim başıma geldiği için biliyorum. Bir konferanstan bildiri geldi, değerlendirme yapıyorum ben. Aa bir baktım benim bir yayınıma atıfta bulunmuşlar. Baktım nedir falan ama sonuçlarımız çok kötü gözüküyor. Yani bizim sonuçlarımız çok kötü gözüküyor. Adamlar iç, çok iyi sonuçlar almışlar. Allah Allah dedim yani bu kadar kötü sonuç olsa ben zaten bunu yayınlatmam. Aradan da bayağı bir sene geçmiş. Açtım baktım yayında ne var filan diye. Bizim yaptığımız çalışmalarda böyle bir doğrulama olayı var. Üç farklı kümeye ayırıyorsunuz. Her bir için ayrı işlem yapıyorsunuz. Sonra esasında ortalamasını alarak ve ağırlıklı ortalama alarak sonuç veriyorsunuz. Ve kişiler ne yapmış biliyor musunuz? En kötü sonuç veren alt kümelerden bir tanesinin sonucunu yazmışlar. Şimdi orada bir zaten e, sahtecilik ve çarpıtma birbiriyle yakındır. O yüzden ikisini birden söylüyorum. Bunu yapmışlar. Daha da komiğini söyleyeyim. Birimiz sınıflandırma oranına bakarken birimiz doğruluğa bakmışız ki ikisi elma ile armut gibi kıyaslanmayacak bir şey. Bu kadar tahrifat var yani ortalıkta. E, ama acıdır ki yıllar sonra o çalışmanın bir yerde yine bize atıfta bulunularak, bir dergide yayınlandığını tesadüfen gördüm. Ama o gördüğüm zamanlar işte böyle etik mevzuları yoktu. Hani kimi nereye şikayet edeceksin durumu olduğu için. O şahıslar şu anda profesör olarak değerlendiriciler bir yerlerde her ikisi de. Bir tanesi araştırma görevlisiydi, bir tanesi doçentti. Ama dediğim gibi şu an ikisi profesör. Şimdi böyle bir şey var, bir de çarpıtma var. Çarpıtmada verilerin tamamıyla tahrifatı var. Yani diğerinde hani e, saptırıyorsunuz, başka gibi gösteriyorsunuz. Burada mesela kullanılmayan bir materyalin kullanılması olabilir. Maddeleri doğrudan doğruya yönergeden özellikle aldığımı tekrar vurgulamak istiyorum. E, mesela bir örnek hatırlıyorum ben. E, ya kimya mühendisliği ya malzeme ile alakalı bir şeydi. Diyorlar ki işte biz şu malzemeyi kullandık yayının birinde, ötekinde de bunu kullandık diyorlar. Bir bakıyorsunuz ikisinde de aynı sonuç var. Mümkün değil tabii böyle bir şey olması. Yani mümkün değil ama yapılabiliyor. Özellikle de maalesef fizik kimya alanlarında bu SEM görüntüleri vardır. Oralarda bol miktarda sahtecilik ve çarpıtmaya rastlanıyor. O tür görüntüleri kullanan yani onlarla çalışan hocalarımız varsa dikkatli olmalarını Öneriyorum, çok önemli. Tekrar yayın karma karışık ve çok hepimizin böyle kafasında bir soru soru işareti olan bir mevzu. Şimdi yönergeye göre aslında ne olay? Mükerrer yayınlar olabilir, tekrar alabilir. Ama bunların akademik atama ve yükseltmelerde puan almak için ayrı yayınlarmış gibi hepsinin tek tek puanlanması sorundur. Bu olmadığı müddetçe aslında çok büyük bir problem değildir. Birkaç nokta dışında onları da söyleyeceğim. Mesela konferans bildirisini ulusal makale yapabilirsiniz, uluslararası makale yapabilirsiniz veya ulusal bir makaleyi ulusala çevirebilirsiniz. Hatta hatta konferans bildirisini hem ulusal hem sonra uluslararası makaleye döndürebilirsiniz. Bunların hepsi mümkün teki puanlanacak yalnız. Hangisi işinize yarıyorsa onu puanlayabilirsiniz. Konferansa ihtiyacınız varsa onu, ne bileyim SCI yayın olduysa onu. Burada ama şöyle enteresan şeyler oluyor. Şimdi biraz azaldı. Şimdilerde konferanslar %50 gibi hatta %60 gibi oranlar koyuyor. Geçmişte konferanstan birebir dergiye yayınlanan vardı. Mesela 2006'da bizim bir yayınımız Bursa'da ELEKO konferansı düzenlenir her sene. ELEKO'ya biz çok gideriz çünkü bizim alanın Türkiye'deki önemli konferanslarından biri. ELEKO'da sunduk biz. Akabinde de e, Turkish Journal of Electrical Engineering'de yani bizim yine e, TÜBİTAK'ın dergisinde yayınlanması istendi. Ve birebir aynısını yayınladılar. TÜBİTAK yalnız yayınlarken derginin ön sözüne konferanstan olduğunu yani bütün çalışmaların konferanstan olduğunu yazdı. Buraya kadar gayet güzel. Hemen bir sene sonra mıydı çok net hatırlamıyorum yani bunlar 2005-2006 gibi tarihler. Ee, Balkanlardan bir dergide dedi ki biz bunu yayınlamak istiyoruz. Tamam dedik biz de başka bir dile de yayınlasınlar ne güzel yani herkes okusun. Hiç sorun yok gerçekten de yok. Zaten mesela ben kullanmadım. Yayında ismi olan profesör hoca da kullanmadı. Biz zaten profesördük hiçbir şey de kullanmadık. Kaldı ki ben profesörlük başvurum sırasında birbirine biraz benzer birkaç yayınım vardı o zamanlar şimdiki gibi puanlama olmadığı için yani düz bir özgeçmiş listesi gönderiyorsunuz. Ben o listede onun yanına hemen bir parantez açıp not düşmüştüm. Şu şu konferanstaki çalışmanın şeyidir. Hani biri değerlendirilmeli gibi. Hani açık açık bunu yazmıştım. Şimdi üçüncü yazarımız bir doktor öğretim üyesiydi ve doçentliğe başvuracağı zaman ben ona şunu söyledim. Bu senin için bir problem olabilir. Çok dikkatli olman lazım. Buna göre bir şeyler yap. Hemen o Balkanlardaki dergiye de yazı yazıldı. Ve o dergi enteresan bir dergiydi. Zaten sadece online bir şey vardı. Öyle SCI filan da değil ama yine de benzer olarak hiçbir şekilde ne olursa olsun çok gözükmemesi gerekir. Puan almaması. Farklı indekslerde vardı ama indeks puanı alacaktı. Ee, yazışmalardan sonra yine onun da bir konferanstan yayınlandı yazıldı bu bir. Ve... Ona da uyarmıştım. O da aynı notu düştü. Sadece bir tane puanlanacak şekilde. Bu durumda zaten sorun yaşamıyorsunuz. Yani kimse kimseyi kandırmıyor. Ama sorun yaşanacak durumlar var tekrar yayınlarda. Onu söyleyelim. Şimdi aynı çalışmayı birden fazla konferansa sunabilir, bildiri olarak yayınlayabilirsiniz. Aynı anda birden fazla dergiye veya aynı anda birden fazla konferansa göndermek çok kritik bir şey ve doğru olmayan bir şey. Etik de değil, kesinlikle etik de değil. Hani hep diyorlar ki Hocam iki yere yollayalım, biri kabul etmezse öbürü kabul olsun. Yani maalesef, yani tabii ki öyle olmasını çok arzu ederiz ama o doğru değil. Çünkü siz bu sefer ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? İki dergide veya iki konferansında düzenleyicilerini e, meşgul ediyorsunuz. Yani bir tanesine olamayacaksınız. O kesin. Hatta daha da enteresan oluyor e, siz çek var öyle ben çektim diyor ama diyor dergi diyor yayınlamış. Ben çektim ama konferans yayınlamış benim haberim yok. Olabiliyor bunlar. Programa koydum diyor çıkartmıyor. Hele konferanslar hayatta çıkartmıyor. Şimdi bu etik dışı bir şey. Hatta copyright sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Çünkü şu anda soruluyor. Diyor ki bu çalışma başka yere gönderildi mi? Siz oraya yalan söylemiş oluyorsunuz. Bu kadar basit aslında yani göndererek. Şimdi burada e, tamam yayınların puanlanması vesairesi mevzu var ama başka bir mevzu var aslında. Bir takım ilişkiler var burada. Tekrar yayın dilimlemeye bağlanabiliyor, tekrar yayın haksız yazarlığa bağlanabiliyor. İşte orada sorun, tekrarladım, puanlamadım falan da diyemiyorsunuz. Şöyle oluyor, haksız yazarlığın bir sürü maddesi var. Aktif katkısı olan kişileri koymamak, olmayanları yazmak, yazar sıralamasını gerekçesiz değiştirmek veya nüfuzunu kullanarak ki sağlıkçılar bu soruna çözüm bulamadı. Çünkü sağlıkta hep şey var, işte kürsü başkanının mutlaka adı yazılır. Yani bu standart bir şey. bunlarda ne olacak, biz nasıl bağlayacağız tekrar yayında? Tekrar yayında İsimlerin farklılığı bu sefer çok kritik bir durum. Eğer farklı isimler varsa ve bunun makul bir açıklaması yoksa kesinlikle etik ihlal var. Hangi durumlarda olabiliyor? Mesela şöyle bir konferansa yayın yollamışsınız, üç isim var. Daha sonra bir dergide yayınlanıyor, dergide tek isim var. Ha, etik ihlal olabilir de olmayabilir de. Şimdi sorgulanacak. Dergide ne oranda genişletilmiş mi genişletilmemiş mi? Şimdi genişletilmiştir. Gerçekten de yazarlardan bir tanesi de feragat yazısı yazmıştır. Demiştir ki ki oluyor benim şu anda bununla uğraşacak zamanım yok diyor. Sen çalış ne yaparsan yap ondan sonra yayınlat diyor ve önemli ölçüde de farklılık var. Şimdi bu durumda olabilir bu sakıncalı değil. Ama hiç farklılık yokken asla ve asla olamaz. Yani bunu söyleyelim yayınlar çok büyük oranda benzerlik taşıyorsa isimlerin sırası da sayısı da ee, tabii kimse aynı olmak zorunda. Bir başkasında da yine iki isimli bir çalışma, önce bir de e, dergide yayınlanıyor, pardon önce bir konferansta yayınlanıyor. İki isimli sonra dergiye gönderiliyor üç isimli. Burada da yine benzer şey var. Dergiye gönderirken genişletilmiştir, yeni birisinin katkısı olmuştur. Bunu da eğer belgeleyebiliyorsanız bu da bir sorun değil zaten. Yani e, bunlar kritik noktalar tekrarlanan yayınlarda. Yine genişletilen yayının hatta hatta bazen o çok mümkün olmuyor aynı anda yayınlanıyor ama yani mümkün olsa çok iyi olur. Genişletme de mümkün çünkü onu konferanstan sonra yapıyorsunuz. Mutlaka önce yayınlanana atıfta bulunun. Şimdi geçmişte bizi hep şöyle yetiştirdiler. Kendinize çok atıfta bulunmayın. Doğru değil. Maalesef kendinize atıfta bulunacaksınız. Tam tersi. Yani biz hep öyle yetiştik. O yüzden ilk yayınlarımızda, çok eski yayınlarımızda kendimize çok atıf yapamazdık. Bizi öyle korkutuyorlardı ama bu dediğim 25 sene önce, 30 sene önce. E, bu şekilde olmaması lazım. Kendinize atıf yapmamanız, kendi yaptığınızı saklamanız, hatta benzer olduğunu saklamanız anlamına gelebiliyor. O yüzden atıfta bulunmanız lazım benzer çalışmalarınıza, farklılığı anlaşılsın diye. Şimdi tezden çıkan yayınlar için kritik bir takım durumlar var. Tezden çıkan yayınlarda haksız yazarlık durumu, sosyallerle anlaşamadığımız bir durum. Sosyal bilimler der ki, özellikle bir hukukçu profesör şöyle demişti, benim önümden yararlanamazlar. Yani benim adımı koyamaz öğrenci. Neden? Hep fikir var. Aslında intihalde de böyle bir farklılık var aramızda. Onlar hep fikir üzeri olduğu için işte tırnak içine alma mevzu vardır. Biz mühendislikte çok tırnak için almayız çünkü genelde yöntem veya uygulama olduğu için. Biz köşeli parantez içine işte kaynak numarasını veya parantez içerisine işte yazarların yılın ismini yazarız. IEEE veya APA formatında kaynak gösterimi yaparız. Ama sosyal bilimler bir yerden alıntı yaptığında mutlaka tırnak içi, italik vesaireye dikkat etmesi gerekir. Çünkü hep fikir alırlar. Burada da fikirsel bir mevzu olduğu için onlar tezden çıkan yayında öğrencinin ismini kullanmazlar. Peki fen mühendislikte nasıl? Fen mühendislikte kullanılması gerekiyor. Çünkü bizler birlikte çalışıyoruz öğrencilerimizle, analizlerini değerlendiriyoruz, birçok şey yapıyoruz. Ama burada kritik birkaç nokta var. E, danışmanın ismi olmaya da bilir. Yani danışman kendi de istemeyebilir veya farklı bir sebep olabilir. Tez öğrencinindir. Şimdi tez öğrencinindir. Danışmandan feragat almak aslında kritiktir. Şimdi bizde niye bu kadar çok takılmıyoruz? Şöyle de bir şey var birçok üniversite benim bulduğum yıldız bile çok önceleri hoca sayısı az olduğu için bir de kotalar vardı o zaman. Yakın getirdiği ilginç bir kota vardı. Beşten fazla yüksek lisans doktora öğrencisi alınamaz dendiğinde böyle bir kural çıktığında benim dokuz tane doktora öğrencim vardı. Ve yenilere geliyor. Hoca yok, Birkaç hoca var, onlar da çok eski teknolojide kimse doğru da tez yapmak istemiyor. Biz de bölüm olarak çok etik davranıyoruz. Öğrencinin istemediği bir tez yapmasını istemiyoruz. Yani istediği bir hocayla, istediği bir konuda çalışsın istiyoruz. Ama o zamanki enstitüden bana dendi ki, hocam fark etmez, yani işte bir başka hocanın üstünde gözüksün, sizin de adınız olur. Yok dedim, ben böyle bir şey kabul etmiyorum dedim. Yani bu etik dışı zaten. Şimdi o gibi durumlar yaşandı ama, Hala da bazı üniversitelerde yaşanıyor. Hani görünmez hocalar yürütüyor bazen tezleri. E, bu iyi niyetli olan da çok var. Yani ben de bu alanda çok uzman değilim. Uzman da bir arkadaş var. Bazen çünkü kısıtlar var gerçekten. Başka bölümden de yardımcı olabilir. Disiplinler arası bir çalışmadır. Bu tür kısıtlarda danışman feragatıyla bu çözülüyor. E, daha en baştan bunu almak lazım. Yani danışmandan belge alınmalı. Ama ikinci madde olmaması gereken bir madde. Tezden çıkan yayında öğrencinin ismi olmalı, hatta birinci sırada olmalı. Aksi takdirde tez hocanın olur, öğrencinin olmaz. Eğer öğrencinin ismi yoksa o tez yok demektir zaten. O zaman tezi sorgulamamız gerekiyor. Ne yazık ki pek çok hoca buna çok dikkat etmiyor. İşte başlıca yazar koşulu sağlamak için veya başka bir yerden puan almak için SCI puanı vesaire almak için öğrencinin tezini alıyor kendine yayın yapıyor. Öğrencinizi tabii ki ağzı bağlı sesini çıkaramıyor. Feragat yazısını da veriyor. Ama bu geçerli değil. Bunu hemen tekrar vurgulamak istiyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Dediğim gibi tekrar sorgulanabilecek bir durum var burada. Onu da söylemek lazım. Yani feragat yazısı öğrencinin isminin çıkmasını kesinlikle kurtarmıyor burada. Hocaya asla tek başına tezden yayın yapma hakkını vermiyor. Bir başka şey daha var mesela öğrenci ve tez danışmanın dışında başka isimler olabilir mi tezden çıkan yayında? Olabilir bundan sonra daha da çok olacaktır. Çünkü disiplin arası çalışmalar çok arttı. Fen mühendislik için bu zaten bir zorunluluk. Tam da çözülemedi ne yazık ki. Hala bir sürü sorgulanan şey var. Biz yayınlarımızda o yüzden çok zorluk çekiyoruz bazen. Ben yapay zekada çalışıyorum, elektronik devre tasarımı da, sağlıkçıyla da iş yapıyoruz, maden mühendisliğiyle de. Olay çok karışıyor. Şimdi isimler yazılmak zorunda. Size çok e, teknik bir bilgi veren kişinin ismini yazmamazlık edemezsiniz. Burada ne oluyor? Tez mesela bir proje kapsamında ise farklı isim olabilir. Disiplinler arası çalışma ise farklı isim olabilir. Üç hoca, üç doktora öğrencili bir projemiz vardı. Hep birlikte uygun iş paketlerine göre birden fazla yayın yaptık. Yani ama uygun isimler yazılmak koşuluyla. Ee, burada tezle ilgili projeye ve varsa teknik katkısı olan kişilere aslında tezle teşekkür edilmesi bayağı önemli bir şey. Yani tezin o ön sözü var ya oradaki teşekkürler anneye babaya edin olabilir. Yani aileye sorun değil. Ama siz birisinden yardım aldıysanız bir arkadaşın suyunu uzuyorsa hele de yayın yaptıysanız o yayın yaptığınız kişilerin veya tez izlemenizde olan size katkıda bulunan birinin birlikte de yayın yaptıysanız mutlaka teşekkür de aslında adının olması lazım. Bunlar kritik. Alttaki madde çok kullanılıyor. İngilizceye çevirdim. Formatın güzel. Savunmalar da böyle. Bu bunu böyle yaptı. Dedi. Tablosunu yaptım. Bunların hiçbiri yazarlık vermez bilimsel bir yayında mutlaka aktif araştırmaya katkısı olan isimlerin ismi olur. İngilizceyi düzelten ChatGPT de yapıyor. O zaman onu da mı yazar yapacağız? Hayır yapamıyoruz. Demek ki yapılamıyor. Buna lütfen çok dikkat edelim. Son dönemlerde maalesef çok fazla yayın çeteleri var. Atıf çeteleri var. Yani tabii genç arkadaşlar belki boşluğuna düşer. Düşmemeye çalışın. Biraz daha geç olun ama ne olur. Zama, yani kendi çabanızla olun. Geçen mail geldi birisine. Mailde şu yazıyor. 10 dolar, 10 dolar verelim. Her atıp başına 10 dolar. İşte birlikte yayın yapmak için iyi bir hocayı yakalıyor. Alanında çok iyi. O hocaya diyor ki biz diyor size şu kadar şey verelim. Siz bir çalışma yapın. Ama diyor yanına şunları şunları da yazın. Bir bakın Google Scholar'a. Hatta hatta daha da kötüsünü söyleyeyim. Hep böyle övünüyoruz ya ranking listelerde olmak için. Ve orada bir top yüzde iki bilim insanı, scientist ismimiz var. E, Türkiye'de benim tanıdığım pek çok kişi var. Orada çok yüksek, haş indeksi çok yüksek ama bu şekilde. Google Scholar'a çalışmalarına bir görün. bir bakacaksınız. Bir senede 30 taneye, 30 saniyede 90 isim. Hepsi de yabancı. Nereden buldunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Ya ben kaç yıldır çalışıyorum. Çok beceriksiziz herhalde biz. Yani böyle bir özelliğimiz var. Ki o kadar disiplinler arası ama senede yapılacak yayın sayısı belirir. Sayı arttıkça, kişiler arttıkça, kişiler farklılaştıkça o zaman bir sorun var orada demektir. Yani bir dur, bir dur diyorum. Mümkünse lütfen, mümkünse değil, lütfen bunlardan kaçınalım. Gençleri özellikle çok uyarmak istiyorum. Bu çok kritik bir nokta. Ama biraz önce şunu söylemiştik. Tezden çıkan yayın başlıca yazarsa, sizin başlıca yazarınızsa, onu beyan ediyorsanız, öğrenci ve tez danışmanı veya ikinci danışmanın dışında isim olamıyor. Bu da ne yazık ki işte bizim zorlandığımız durum. Yani projeden yayın yaptık, başlıca yazar olarak öğrencimiz de olsa kullanamıyoruz. TÜBİTAK bunu kabul ediyor aslında. TÜBİTAK danışman teşviğinde hiç sorun çıkartmıyor başka isimleri ama doçentlik başvurusunda bu maalesef kullanılamıyor. Sadece öğrencilerinizde olan isminiz olmalı ve burada ona ait belgenin elinizde olması lazım. Zaman zaman şöyle oluyor, öğrenci mezun olmayabiliyor ama mezun olana kadar yani sizin danışmanlığınız döneminde bir yayın çıkarmış olabiliyorsunuz. Mutlaka enstitüden bunların belgelerini almanız lazım. Etiye bu yüzden verilen adaylar var, oluyor. lisansüstü tamamlanan tezlerde de bunların ismi yazılamaz çünkü bitmiyor. Sadece tamamlanan tez olarak yazıyorsunuz ama yayını kullanabilirsiniz başlıca yazar olarak belgeleme koşuluyla. Projelerden çıkan yayınlar işte çok karışık taraf gerçekten de burada. Proje yürütücüsünün isminin olmaması. Aslında böyle bir şey yok. Proje yürütücüsü her yayında olmak zorunda. Feragat veriyorlar. Geçmişte bu feragatlarla öğrencisine doçent yapan çok hoca oldu. Bundan sonra inşallah azalacak diye ümit ediyoruz. Yani her platformda anlatmaya çalışıyoruz. Bu doğru bir şey değil. Etiğe düşüp Uzmanlar tarafından feragata rağmen etik ihlal alan var çünkü bundan. Bunu özellikle söyleyelim. Proje yürütücüsünden yazılı onay bile alsa herhangi birinin tek başına yayın yapması projeden doğru değil. Hangi koşulda olabilir? İdari bir yürütücü varsa, hani fikri bir şey yok, araştırma yapmıyor. Onlar hani Avrupa Birliği gibi bambaşka projelerde var. Yani kapsamla belki altyapılarda falan olabilir. Ama Hiçbir araştırma projesinde yürütücü benim hiç dahilim yok diyemez. Bütün öneri formunu hazırlayan o, iş paketlerini hazırlayan o. Benim dahilim yok deme ihtimali yok. Yürütücü her zaman olmak zorunda. Son isim bile olsa olacak. Tek başına yürütücü yayın yapabilir mi? Yapabilir. Bazen ihlal var, bazen yok. Yani şöyle yapabiliyor. Özellikle lisanslı projeleri var biliyorsunuz. Doktora yüksek lisans projeleri. Öğrenci bırakıyor, gidiyor. Ve hoca kendi başına devam ediyor. Bunlarda hani yeterli bir şey yazarsa oralara çok fazla takılmıyor kişiler. Çünkü yürütücü ve yürütücünün hakkıdır aslında. En güzeline, en kolayına yayınlarda ismi olacak kişilerin proje iş planına bakmak çok güzeldir. Proje iş planlarını artık TÜBİTAK'ta mesela bunu çok detaylı yazıyor. Siz her pakette hatta alt iş paketlerinde kim ne yapacak yazıyorsunuz. Onlarla ilgili işte o işten sorumlu kişiler yayında olmak zorunda. Eğer yoksa işi yapmadığını sizin ispatlamanız gerekiyor. Yani diyebilirsiniz ki böyle bir sorun olmuştu. TÜBİTAK'a yazı yazdım. Zaten çıkarmak istedim. Olabilir. Yani bunlar hep mümkün projelerde çünkü ekip üyeleri değişebiliyor. Ama çok dikkatli davranmak lazım. E ve Hatta bazı projelerde ta en baştan feragat yazısı bile alınabilir. Projeden yayın yapacaksanız araştırmacılardan feragat almakta fayda var. Tamamı tüm yayınlarda olmak zorunda değil gerçekten de. Yani olabilir ama e, farklı şeyler varsa böyle alt iş paketleri varsa hepsi her yerde olmak zorunda değil. Bazen de şöyle bir şey oluyor. Proje sonuç raporunda adı bile olmayan birisi araştırma yaptığını hiç ispatlamıyor. Dediğim gibi birkaç sene sonra kızıyor yürütücüye bir sebeple dönüyor diyor ki benim diyor adımı yazmadı. Herkes diyor ki bu zaten yapmadı şöyle belgeleyebiliyorsa tamam belgeleyemiyorsa yalnız sorun. Yani o yüzden çok kritik. En güzel iş paketlerine herkesin adı doğru dürüst yazılır. Kim ne iş yapıyor, ne yaptı. Eğer bir sebeple etiğe de düşülürse uzmanlar en azından bakar. Bu yayın projenin bu kısmıyla ilgili midir, değil midir? En azından oradan kurtarabilirsiniz. Böyle bir durum var. Bu biraz karma karışık bir durum. Dilimleme yine çok böyle gri alanlardan biri nedir dilimleme nedir, ne değildir? Herkes tartışıyor. Burada aslında önemli olan bir araştırmanın sonuçlarının bütünlüğünün bozulup bozulmaması ve uygun olmayan şekilde parçalara ayrılıp ayrılmaması. Mesela bir çalışmanın aynı anda veya çok kısa bir ara, bir hafta, birkaç hafta gibi çok kısa bir arayla iki farklı denge, dergiye gönderilmiş olması. Şimdi ben çok yapay zeka çalıştığım için, sinyal işleme çalıştığım için şunu söylüyorum. X algoritmasını kullandım yayın. B algoritması yayın. C kullandım yayın. Tamam. Çok 20 yıl önce bunlar kıymetliydi çünkü zaman alıyordu. Programları, kodları biz yazıyorduk. Şimdi onları yapmak için adam en fazla bir gününü ayırıyor o daireyeyi bu oysa daire oysaki ikisini yapıp üçünü yapıp tek bir tabloda karşılaştırarak vermesi gerekiyor. Üstelik de aynı anda yolluyor bunları. Yani bu şöyle de olmuyor. Yüksek lisans tezini yaparken öğrenci bir şeyler yaptı yaptı gönderdi bir konferansa. Sonra biraz daha yaptı gönderdi bir şeye. Hani bunlar daha makul ama aynı anda yolluyorsanız zaten parçaladığınız çok net belli. Hele de tez bittikten sonra bölüyorsanız o zaman daha sorun. Çünkü bütün sonuçlar elinizde. Test süresince en makul olan aslında yavaş yavaş hani konferans sonra makaleye doğru sizi götüren ve geliştiren ve en sonunda değerli toplu bütün tezin sonuçlarını bir veya iki veya üç yani tezin alanına bağlı olarak yapabileceğiniz çalışmalar olmalı. Tezin bağımsız bölümlerinden yapabilirsiniz. Bizde çok var. Yazılım olan yer var, donanım var, test var mesela. Onlara ayrı ayrı yayınlar yapmanızda mahsur yok. Ama genellikle yazılımla ilgili şeyler çok sıkıntılıdır bol miktarda parçalarlar. Kimisi tekrar yayına girer, kimisi dilimlemeye girer. Biraz sıkıntılıdır. Bir sürü diğer etik ihlali var. Lütfen yönergelere hani çok bakın. Bunlardan en çok karşılaşılanlardan bir tanesi e, ki geçmişte bizim çok bilmediğimiz mevzularda yani kimi yayına koyuyordu, kimine koymuyordu. Katı kurallar yoktu yani ne TÜBİTAK ne de BAP gibi birimler bunlara ilişkin şeyler çok yazmıyordu. Ama şu anda çok açık ve net bir şekilde bir Proje sponsorunuz varsa, projenin numarası vardır, ismi vardır, sponsor şey vardır. Onun mutlaka adını yazmanız gerekir veya bir kurumun izniyle o kurumdan işte ölçüm almış olabilirsiniz. Onların verilerini kullanmış olabilirsiniz. Hem izin belgenizin olması gerekiyor, özel izin belgenizin. Hem de yayın yaptığınızda o kuruma teşekkür etmeniz gerekiyor. Eğer bunları yapmazsanız bu bir sorun. Ama şu değil, şunu da söyleyeyim. Şimdi yurt dışında doktora yapıyor, master yapıyor veya postdoc yapıyor birisi. Oradaki ekiple bir takım çalışmalar yapıyor. o ekipten kişilerin isimlerini yazıyor. Burası gayet güzel. Hepsini yazıyor. Sorun yok. Ee, arkada başka bir şey yazmıyor. Gerçekten sıkıntı yok. Ama jüri diyor ki ya diyor o üniversiteye diyor, teşekkür etmemiş diyor. Böyle bir şeye ihtiyacı yok. O üniversitenin imkanını kullansa bile zaten o üniversitenin işte mailini kullanıyor vesairesini kullanıyor. Yani orada sorun yok. Ama kullandı etti, hiç bahsetmedi, bütün her şeyi orada yaptı. Ekipten de bahsetmedi. Kendi geldi burada Türkiye'de yayın yapıyor. Orada aldığı ölçümlerden hiç bahsetmiyor. Ha işte o zaman etik ihlal var demektir. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Ee, yine değerlendirme etiğiyle daha ilgili olan şeyler işte size bir Tez geliyor. Bu tezin sonuçlarını daha tez mesela sadece değerlendirme aşamasında savunulmamış bile, yayınlanmamış bile siz alıp bunu gidiyorsunuz bir yerde kullanıyorsunuz veya bir proje hakemliği yapılıyor. Yine sağlıkla ilgili çalışanlar için çok daha e, ciddi etik sorunlar var. İşte hasta haklarına, hayvan haklarına e, riayet etmek gerekiyor özellikle veterinerlikte veya da işte sağlıkla ilgili, tıpla ilgili bütün çalışmalarda, biyomedikal bütün araştırmalarda ki şu anda biyomühendislik, biyo, e, biyomedikal mühendisliği, elektronik, elektrik, bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği gibi alanlar biyomedikal cihazlar tasarlıyor. Burada Özellikle girişimsel bir şey yapılacaksa, yani mesela kişiye iğne batıracaksanız, bir kas ölçümü yapacaksınız, onun için cihaz geliştirmek istiyorsunuz veya bir protest kol için ölçüm alacaksınız. Eğer girişimsel bir ölçüm yapacaksanız mutlaka sağlık etiğinden etik kurulu izni alıyorsunuz. Ama biyometrik kişi tanıma kimliklendirme yapacaksınız, yani parmak izi tanıma, yüz tanıma vesaire. Üniversitenin normal etik kurulunun izniyle bunları yapabilirsiniz. Nasıl yaparsınız ama o topladığınız verilerin anonim bir şekilde kimlik bilgilerinin yani veri gizliliğine, mahremiyetine, güvenliğine dikkat edilecek şekilde olduğunu garanti ederseniz. Zaten TÜBİTAK şu an bin bir projelerine veri yönetimi planı diye bir şey koydu. Orada da bunları açık açık yazmanız lazım. Bunu yazdığınız zaman sorun yaşamıyorsunuz aslında. Eee... Yani kaynakların, imkanların amaç dışı kullanılması vesairesi bunlar var. Biraz hızlı geçeyim onu. Burada tabii ki akademik atama ve yükselmelerde yayınlarınıza, projelerinize, işte atıflarınıza ilişkin yanlış Yanıltıcı beyanlarda bulunmak son yılların en çok rastlanan şeylerinden bir tanesi. Bir de şu son madde mesela başvuru dosyasında olmayan bir dergiyi işte göstermek, indeksli olmayan bir dergiyi indeksli göstermek, uluslararası ulusal olanı uluslararası göstermek gibi bir sürü şey var. Bunlar sıkıntılı süreçler. Biraz tartışılıyor. Askeriden mi kalmalı bunlar yoksa yanlış yanıltıcı beyandan etik ihlal mi? Ama uzun süredir yanlış yanıltıcı beyandan etik ihlal alıyor. Bu tür durumlar. Burada neler var? En çok karşılaştığımız şeyler özellikle doçentlik dosyalarında doktor öncesi yayınların sonra gibi sonrası yayınlarında önce gibi gösterilmesi, lisans üstü tezlerden üretilenin üretilmemiş, üretilmeyenin üretilmiş gibi gösterilmesi, patent başvurularında hatalı beyanlar, hatalı dergi veya indeks bilgileri, hatalı atıp bilgileri gibi Yine madde 6'ya çok dikkat etmek lazım. Madde 6 böyle diğer şeylerde yönerge maddesinde değilmiş gibi gözüküyor ama yanlış yanıltıcı beyan olarak değerlendiriliyor. Bu da şu, doçent adayları bütün eserlerini sadece doçent değil, profesörlük başvurusunda da doktor öğretim üyesi olacağınız zaman mutlaka bütün eserlerinizi özgeçmiş listesinde belirtmeniz gerekiyor. Ha, doçentlik başvurusunu Tekrar yayınlarınız varsa, haksız yazarlıkta yoksa özellikle, yani puanlamadan birini özgeçmişe, diğerini işte beyannameye koyabiliyorsunuz. Bir başka şey de herhangi bir sebeple bir önceki başvurunuzda etik ihlal aldıysanız, onu da yine küçük bir notla belirtmeniz lazım. Belirtilmemesi de e, sorun olarak, etik ihlal olarak değerlendiriliyor. Yağmacı Çaybeli dergiler var. Karma karışık. Gireyim mi, girmeyeyim mi hocam? Bilmiyorum. Gireyim mi? He? Gireyim. Azıcık şöyle biraz gireyim. Biraz tabii azalacak bu. Çünkü şimdi yeni kriterler Q1, Q2, Q3'e daha çok puan filan verdi ama Q4 ile ilgili birkaç şey var. Ondan bahsederim. Şimdi burada Adayın dergisi X dergisi yayını X dergisinde yayınlanmış diyor jüri üyesi. Yaşanan vakalardan bir tanesi. Diyor ki Aday diyor yağmacı dergi içermediğini beyan etti diyor. 2019'da yok bu kararı ilk çıkardığında diyor ki aday diyor kendi diyor söylesin diyor. Paralı olan yayınlar şaibelidir ama diyor aday kendi yayınını diyor, şaibeli olmadığını diyor, açıklasın diyor. Çoğunluk açıklama da yapamadı, beceremedi de bazıları. Ne yapacağını da bilemedi falan, neyse. Orada aslında değerlendiricilerin biraz ben uzman olmasını, niteliğe bakmasını aslında isterdim. Neyse bir karmaşık durum oldu. Gerçekten hatırı sayılır miktarda yağmacı ve şaibeli dergi var. Öyle böyle değil. Gönderiyorsunuz, ertesi gün yayınlanıyor. Bir dergide, bir sayıda... 700 tane miydi hocam bilmiyorum öyle bir şey ben hatırlıyorum. Bir ara hocamla konuşmuştuk Naci hocamla. 700 tane falan makale yayınlanıyor. Böyle bir şey mümkün mü? Ve her alandan, her alandan yayınlanıyor falan böyle bir sürü alan var. Yani aslında biliyorsunuz sorunlu olduğunu. Ama YÖK'ün kurallarına göre adamlar şeye, kitabına uydurmayı başarıyorlar. yok kriter değiştirdikçe onlar da dönüyor. Web sitesinde bir takım değişiklikler yapılıyor. Bu yüzden mahkemeden dönüyor. Aslında orada değerlendiricinin şunu demesi lazım. Buradaki çalışmanın niteliği, nitelikli de olabilir ama çok tesadüfen de olsa iyi de olabilir. Ya madem herkes yayınlatır, dur ben de bunu yayınlatayım diyen hani oladabilir. Bazen de öğrencinin yayın koşulu sağlansın diye çok hızlı hareket eden. Ya niteliğine bakarsınız, alanla ilgili alana özgün katkısı varsa ona göre değerlendirin. Ama direkt hiç yayının içine bakmadan, çünkü son dönem değerlendiricileri çoğunlukta sadece puana bakıyor ki en büyük hata o. İçine bakmak lazım. Bizim dönemlerimiz ne güzelmiş. Sadece içeriğine bakıyorlarmış. Öyle şu kadar şundan olacak, bu kadar bundan olacak şey gibi öyle KDV fişi yazardık biz. KDV fişi yazar gibi puan toplamakla uğraşmak etik ihlalleri çok artırıyor aslında. Şimdi böyle bir durumda nedir? Jüri diyor ki ücret aldığını yazıyor diyor. Bu diyor şa şaibeli der gidiyor. Şimdi burada yeni şeylere bakıyorum ben. Q1, Q2, Q3 ise SCI dergilerde etik ihlal yok. Şimdi bu tamam. Q4 ise soru işareti. Açık erişimli olması işi biraz çözüyor. Uzun süredir yayınlanması, bir tarih var aklımda değil, 2014 miydi neydi hatırlamıyorum. O zamandan beri yayınlanıyor olması. Hakemlik sürecinin açık bir şekilde verilmesi, bu bile çok yeterli değil alanında bilinen saygın bir dergi olabilir. Mesela biz bir hiçbir Aytrafil dergisine ya bu şaibeli dergi diyemeyiz ki ilk karar alındığında Aytrafil'i sensörs ve Access vardır Q1. Hepsi şaibeli gibi bakıldı. Ama şunu da hemen söyleyeyim bakın MDPI, Hindavi lütfen mümkünse göndermeyin. Hem aşırı para alıyorlar hem de gerçekten şaibe var ve şu an Hindavi'ninkiler yavaş yavaş bostan çıkmaya başladı. Yakın zamanda aylarda yavaş yavaş bostan çıkmaya başladı. Hele de special issue'lar Şey altında, mercek altında geçenlerde bir arkadaşın 7 yıl önceki bir yayını bostan sizin işte bu special da yayınlanmış. Editörler bunu doğru dürüst değerlendirmemiş diye yayınınızı çekeceğiz yazısı geldi ve tam da doçentte başvuruyordu. Allah'tan puanı ile ilgili bir sorun değildi. Yani ekstra bir yayınıydı. Ama yine bile çok üzüldü. 7 yıl sonra bakın retrakt edilebiliyor. Onun için lütfen daha nitelikli yerlere gönderelim ki hiç böyle şeylerle karşılaşmayalım. Ama çok kısa sürede sonuç alınan az önce söylediğim mevzular, hakemlik süreçleri belir. Konferanslar var. Ben 20 yıldır konferans düzenliyorum. Akıllı sistemlerde yenilikler ve uygulamaları diye. Hem Türkiye'de asıyor hem de yurt dışında Inisla. İki versiyonu biz başlattık. Yıldız da şu anda ikisi de yürüyor. Hakemlik süreci uzun bir süreçtir. Siz gönderdikten iki gün sonra konferans yapılmaz. Sonuç bildirme demiyorum. Konferans yapılmaz. İki gün sonra konferanslar yapılabiliyor. Gönderiyorsunuz minicik bir absırak. Tamam. Yüksek ses, ses koşulları yüzünden bazen yollasak da asla içine bilgi yazmıyorum. Asla. Ve iyi bir şey yani ama hani onlar çok bir şey alıp da ortalıkta gezdirmesinler diye bunu bazen yapıyoruz. Bunlara lütfen çok dikkat edelim. Hatta lütfen böyle konferanslara prim de vermeyelim. Çünkü onların yüzünden nitelikli konferansların katılımı maalesef düşüyor. Onlar 500-600 tane şey bildiri yayınlıyor ama hiçbir hakemlik süreci yok. Siz diğer tarafta işte Uğraşıyorsunuz, hatta kara listeler oluşturuyorsunuz. Şu hakem şunu yapmış, bu bunu yapmış falan diye. Ee, yine de arada böyle bir farklılık var, çok dikkat etmek gerekiyor. Bunlar Yağmurcu Şevabeli dergiler için kritik noktalardan bir tanesi. Ee, bu arada, burada değilmiş örnek, başka yerde neyse. Ee, mesela bir dergiye makale gönderirken, o dergide makalenizin yayınlandığı tarihte indeks bilgisini bir yere not alın. Hemen onunla ilgili belgelerinizi depolayın ileriki yükselmeleriniz için. Yine orada bizim de yaşadığımız birkaç şey var anlatacağım. Makalenin basıldığı tarihin indeks bilgisi geçerli çünkü. Bir LNCS dediğimiz bir yayın şeyleri vardı. Bunlar dergi olarak gözüküyordu. 2006'nın sanıyorum Ağustos'unda mı ne dergiden kitaba doğru dönüştürdüler Springer'in. Kitaba doğru dönüşünce SCI'den şey olarak çıkmış oldu, journal olarak çıktı o tarihlere denk gelen yani öncesinde ama yayını olan bir arkadaşımız doçentliğe başvurdu. Asgari'den tutturmuyorsunuz diye yazı geldi. Hemen arkadaş belgeleri gönderdi. Belgeleri gönderdiği için bir sıkıntı olmadan devam etti ama belgeleyemeseydi bazen yayın evinden almak gerekiyor, bazen başka yerden ama bunlara dikkat etmek lazım ve o tarihte indekste olup olmadığınız sorumluluğu sizin. Ben bilmiyordum indekste değilmiş. Yok öyle bir şey. Bilseydiniz doçent olacaksın bil artık yani onu da diyoruz biz burada. Bir de fake dergiler var. Çok enteresan bir vaka vardı. Çok ilginç. O yüzden örnek göstermek istiyorum. İki derginin ismi birebir aynı. Bir tanesi fake sahte dergi, bir tanesi gerçek dergi. Şimdi aday yayın yapmış. Jüri üyesi diyor ki, aday bilerek diyor, fake olan sahte dergide yayın yapmıştır ve diyor bunu diyor kullanmıştır diyor bayağı bir soruşturuldu nedir ne değildir diye. Hatta ben kendim merak edip bakmıştım orada. Şöyle bir olay. Makale 5 yıl kadar önce basılıyor. 5 yıl önceyi bırakın, o tarihte bile yani inceleme yapılan tarihte bile derginin adını girdiğinizde fake dergi çıkıyor. Sahte dergi önce çıkıyor. Hemen. Hatta daha da komik bir şey var iyi olduğu söylenen esas derginin sayfasına giriyorsunuz. Böyle bir kütüphanenin bilmem neyinin altında acayip bir şey yani baktığınızda o öyle gözüküyor. Şimdi buna gerçekten adayın çok iyi bir şekilde anlama şansı yok aslında. Yani ama ne olursa olsun biraz dikkat etmek lazım. Burada yine tekrar vurguluyorum. Alanın bilinen iyi dergilerinde yayın yaptıkça bunlara zaten takılmıyorsunuz. Yani bunlarla çok fazla bir derdiniz olmamış oluyor. Şimdi yine bir başka şey Aday diyor ki işte benim çalışmam şurada yayınlandı. Doy numarası falan veriyor. İşte sayfa numarası veriyor vesairesini veriyor. Ama çok enteresan. Kabul almış ya mı basılı değil. Yani ne online basılmış ne şey olarak basılmış. Hiçbir şekilde basılı değil. Dergi yok. Bir kabul yazısı var sadece. Burada ne proof kopya almak ne editörden kabul yazısı almak bunların hiçbiri geçerli değil. Daha da kötüsü şu anda maalesef alınan karar benim çok hoşuma gitmiyor. Erken erişim her türlü kapatıldı artık. Ee, yani bu sizlerin alanlarını bilmiyorum ama bilgisayar ve elektronikte çalışanlar için çok kötü. Bir yıl boşuna bekliyorsunuz. Daha da enteresanı şöyle de bir şey oldu. Bir yayınım vardı benim. Aralık 2022'de yayınlanmış. Erken erişimde açıldı. Ee, ben de hiç acele etmedim teşvik almak için TÜBİTAK'tan. Sonra da unutmuşum gitmişim ben onu. Geçenlerde aklıma geldi. Baktım sürede hiçbir sıkıntı yok. Çünkü orijinal basın tarihi Ocak 2023. Gönderdim. Tweet'a e hayır dedi. Sizin dediği yayınlandı. Şimdi bu çok kritik hocam. Bunu yukarıya bir şekilde anlatmamız lazım. Nasıl olacak bilmiyorum. Ama şu anda erken erişime tamamen kapalı. Yani onu da söyleyelim. Dikkat edin erken erişimdeki hiçbir yayın doçentik başvurusunda kullanılamıyor. Patent beyanlarında yine ilginç bir şey var. Kişi uluslararası bir patente başvuru yapıyor. Ön incelemeden bir rapor alıyor. Ön inceleme raporunu ben patent aldım diye sisteme yüklüyor. Oysa ki patentlenebilirliğine dair bir uluslararası ön rapor var. Bu raporu göndermiyor. Raporda da diyor ki endüstriyel uygulanabilirlik özelliği vardır ama yenilik ve buluş basamağı buluşçuluk basamağı içermiyor. Bu raporu göndermeyip sadece ön incelemeyi göndererek patent almaya çalışıyor. Patentin araştırma raporu yeterli bir şey değil. Tescil belgesini mutlaka olması gerekiyor. Çok anahtar sözcük. Herkes sehven yaptım diyor. Of bir görseniz var ya sehven yaptım. Bayılıyoruz biz bu sehven kelimesine. Masumlar da bunu kullanıyor, kurnazlar da bunu kullanıyor. Ya tabii ki sehven olan durumlar var. Yani gerçekten var. Yani çok fazla yayın oluyor. Bir tanesini atlayıp unutabiliyor bazen. Veya bir anda dikkatsizliğinden bir tane yayını işte başka bir yerde falan. Kasıt yok, hiçbir şey yok. Belli zaten. Ama bazıları nasıl biliyor musunuz? bir dosyada maşallah 15 tane sehpa var. Bunu buraya yazdım, sehva yapmış. Bunu burada puanladım, sehpa puanlamış. Bunu burada yaptım. Siz diyor bunu puandan düşüverin. Puandan düşmekle olacak bir iş değil. Yani bildiğin kandırıyorsun sen yani. Hocayı, benim çok yayınım var, benim şuradan çok puan var, ben şunu yapıyorum diye kandırma var aslında orada. Onun için sehvene çok dikkat etmek lazım. Yine tekrar ediyorum niteliğe bakıldığı müddetçe zaten bunlar çok kritik konular olmuyor değerlendiriciler için. O zaman biraz değerlendiricilerden de bahsedelim. Şu e, ilkeleri bir yerden bulup bütün hocalarımızın doktor öğretim olduğu andan itibaren hatta akademisyen olacaksa araştırma görevlisi olduğu andan itibaren bir kenara koyması lazım. 2014'ten beri var olan etik davranış ilkeleri bilimsel değerlendirme etiği üzerine ve bu çalışmalar aslında şöyle de değerli. Şimdi tamam biz önce genciz bir şey yapmıyoruz gibi ama ünvan aldıkça iş yükümüz artıyor ve iş yükümüzün önemli bir kısmı değerlendirmelerle geçiyor. Atama yükseltme değerlendirmeleri, Hakem raporları bilir, kişi raporları, proje raporları, o kadar çok değerlendirme yapıyoruz ki burada çok etik davranmak lazım. Ee, orada da çok ciddi sorunlar var. Bağımsız ve tarafsız olmanız lazım. Çıkar çatışması çakışması var ya. Seviyorum, hadi geçsin veya adını yazayım. Hani modu değerlendirirken de öyle. Birlikte çalıştığı kişinin etik raporunu yazan var biliyor musunuz? Ne kadar kötü. Şu anda bunları tespit etmek çok kolay değil, Türkiye'de çok üniversite açıldı. Bursa Teknik Üniversitesi'nde işte e, doktorasını bitirmiş bir kişi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde hoca olabilir, tersi olabilir. Hatta canı sıkıldı, ondan başka üniversiteye, oradan başka bir üniversiteye geçecek. Takibini herkes yapamaz, yapmak zorunda bile değil. Burada iş kime düşüyor? O dosyayı değerlendirecek kişiye düşüyor. Geldi mi elinize arkadaş? Son 3 yıl içerisinde yaptığınız bir şey var. Siz bunu biliyorsunuz. Söylemediğiniz zaman suçlusunuz aslında. Hatta TÜBİTAK bana bir tane rapor gönderdi. Biz de bir çalışma yapmıştık bir hocayla. Ben ismini görünce TÜBİTAK'a dedim ki yani bu hocanın ismi var. Hatta ikimiz de danışmandık aslında. Şey de değildik ama olsun danışman da olsak firmanın projesinde birlikte çalışmış olduk. Ben dedim değerlendirmek istemiyorum dedim. TÜBİTAK'ın ilk uzmanı önce bana dedi ki hani hocam yani çok da fark etmeyebilir falan böyle biraz biraz acemi bir uzman da anladığım kadarıyla. Yok yok dedim yani ben dedim bunu değerlendiremem. Doğru değil çünkü yani. Duygusal davranabilirsiniz ya. Yani. hepimizin başına gelen insanız yani. Kızlığımıza da sevdiğimizde de duygusal davranabiliriz. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Ön yargılı lütfen olmayalım. Yani tabii ki ön yargılarımız olabilir. Bazen biliyoruz ya işte şunun da yaptığı çalışmada bir işe yaramaz veya en çok düşülen hatalardan bir tanesi, Hı, bu hoca gönderdiyse bu mutlaka iyidir. Bir konferanstan bana bir bildiri hakemliği geldi. Alanda tanıdığım, çok sevdiğim, çok değerli bir hoca. Hocanın haberi bile muhtemelen yok konferans bildirisinden. Bildirinin yarısı yok. Sonuç monuç hiçbir şey yok. Şimdi ben hocaya güvenip de bunu bakıp da hiç bakmadan, ha geçsin diyebilir miyim? Tabii ki hayır. Ne dedik? Reddedik yani sonuçta. Hatta kendi konferansında bile ben benim öğrencilerimin çalışması varsa gözü kapalı yolluyoruz hakemlere. Öğrenciye de diyorum valla hakem ne derse. Bana, bana hiç güvenmeyin. Başkanı benim ama bana güvenmeyin. Bana güvenerek hani burada yayınlanacak falan demeyin. Öyle de reddettiğimiz bir sürü çalışmalar oldu. Bunlara bakmak lazım. Değerlendirme sürelerine uymak lazım. Yani atama yükseltme. Herkesin bir beklentisi var. Size verilen bir ay süreyi 3 ay, 5 ay, 10 ay yapmak karşınızdakine çok ciddi bir külfet. Hele bir etik dosyası değerlendiriliyorsa kişi bir de suçlanıyor. Yani utanç verici bir durumla suçlanıyor. Bir an evvel ondan masumsa kurtulması lazım. Ha, suçluysa hadi biraz cezasını alsın diye sürünebilir ama ama masumsa cidden bir an evvel oradan kurtulması gerekiyor. O yüzden değerlendirme süreçleri çok kritik. Yine bir olay hakemlik süreçleri sırasında aldığınız bilgileri başka yere vermek Maalesef bunları çok zor ispatlanıyor. E, tanıdığım birisi böyle bir şey yaşadı. Bir kuruma bir proje yolluyor. Hatta projenin sunumunda bir hata yapıyor. Daha sonra bir başkası o hatayı da içeren bir şekilde yayınlar yapıyor. Ama bir türlü ispatlayamadılar. Ne olduğunu çözemediler. Mahkemelik oldular karşılıklı falan. Ama bunlar yani çok önemli şeyler. E, bu tür hani şeylere çok dikkat etmek lazım. Dosya değerlendirirken de iki tip inceleme var. Bir bilimsel inceleme var. Zaten bu doğru yapıldığı müddetçe ve kişilerde doğru araştırmalar yaptığı müddetçe etik ihlalle karşılaşma riskiniz çok düşüktür karşılaşsanız bile gerçekten sehvendir büyük bir ihtimalle. Şimdi diğer tarafta bir de ne var? Bilimsel inceleme yapıldı. Etik ihlal bildirimi üniversitesine olabilir veya işte YÖK'e olabilir. Yapıldı. Etik inceleme dosyaları da hocalara gönderiliyor, profesörlere veya üniversitelerde işte bir tezde sorun varsa etik kurul, üniversite etik kurulu tarafından değerlendiriliyor. Burada bir jüri olabilirsiniz. Yani dosyayı değerlendiren kişi olarak etik rapor yazabilirsiniz. Bir de e, siz uzman görüş alınan kişi olabilirsiniz. Bu raporların çok doğru, çok düzgün ve etik yönergelere uygun olarak yazılması lazım. Raporlar geliyor, şöyle geliyor. Hoca şimdi yazıyor, inceleme değerlendirme, şunu yapmıştır, bunu yapmıştır, evet böyledir, evet şuna yapmıştır. Sonra sonuç, etik ihlal yok. Raporunun kendisi tutarsız yani, öyle büyük bir tutarsızlık var ki. Şimdi ne olacak? Veya diyor ki, e buna kurul karar versin. Kurul karar verecekse uzman olarak sana niye yollasın? Öyle değil mi? Ve uzman görüşü ne zaman alınır? Teknik şeylerde alınır, maddi de değil, indeksli değil mi? Onu zaten kurullar, komisyonlar yapar ama Teknik şudur, çarpıtma mı değil mi? Uzmana bile direkt yollarsınız yani. Yani onu anlasın diye. O nedenle bu tür raporlar çok kritik. Ee, gittikçe akademisyenlerin rapor yazma niteliği çok düştü. Çok çok düştü. Buna ben açıkçası çok üzülüyorum. Ee, birisi doçentlik olsun, herhangi bir atama dosyası olsun eline aldığı zaman ilk işi uzmanlık alanıyla örtüşüp örtüşmediğine bakmak olmalı. Ama örtüşmüyor deyip örtüşen şeyi de reddetmemeli. Bu da doğru değil. Çünkü yapılması lazım yani sonuçta yapılacak. Uzman sen yapacaksın arkadaş. Senin akademisyen olarak görevin o. Adayla çıkar çatışması, çakışması var mı? Kontrol etmesi lazım. Ve eğer bunlardan biri varsa hemen dosyayı iade etmeli. Beklememeli. Yani şunu yap, şunu yapanları görüyorum. Elimde bir sürü dosya var. Ben bunu sonra açarım. Aç değerlendirmeni sonra yap. Aç önce buna bir bak. Sorun varsa yolla. Proje hakemliği mi geldi? Yine benzer bir şekilde. Bir bak, kişisine, şusuna, busuna. Neyse ki proje hakemliklerinde zaten hani kabul sürecinde onları yazıyorsunuz ama atama dosyaları böyle değil. Yani adayı tanımıyorsanız özellikle, tanıyorsanız alanını bilirsiniz. Onda sorun yok. Ama tanıyoruz tanımadığınız adaysa mutlaka bunları hemen bir bakıp hemen iadeye gitmek lazım İncelemeye başlandığında. Bu doçentlik başvuru kriteri olabilir. Üniversitelerin koyduğu kriterler olabilir. Kriterler neyse ona göre Şimdi şöyle şu anda muhtemelen yaşanacaktır diye düşünüyorum ben. 2023 Ekim'de istenen doçentlik kriterleri farklı, 2024 Mart'ta farklı. Şimdi jüriler ikisini birbirine karıştıracak. Şunu yapmamış, bunu yapmamış, şu olmuş, bu olmuş. Kriteri alacaksın. Kim hangi döneme tabi ise ona göre değerlendirme yapacaksın. Belgeler dikkatlice incelenmeli. Var olan belgenin olmadığını iddia eden hocalar görüyoruz. Tezini yüklememiş. Tez orada duruyor. Nasıl göremiyorsun yani? Veya lisanslı öğrenci belgesi yok, orada duruyor. Yayını hiç açmamış, hiç açmamış, açmadığını nereden anlıyoruz? Diyor ki konferansla ilgili şunu şunu yüklememiş. Daha yayını açar açmaz ilk sayfada o var, sonra yayının kendisi var. Yayını açmamış bile. Bakın bunlar ne kadar etik dışı değerlendirmeler aslında. Hiçbir surette adayla ve yakınıyla temas kurulmamalı. Yani tespit etmek zor. Sizi taciz edenler olabilir. Dinlemeyin arkadaşlar. Yani ben hep şuna inanıyorum. Bir akademisyen, benim en sevdiğim insan bile olsa doğru yaparak ilerlesin. Şimdi biz çip tasarlıyorduk. Tabii çip tasarladığınızda yayın yapmak biraz daha zaman alan bir olay. 3 yıldan önce doğru dürüst bir şey yapamıyorsunuz. Bir tarafta da iki yapay zeka modeli, üç tane sinyal işleyen patır patır yayın yapıyor. Bir yandan da etik dışı yayınların çoğaldığı bir dönemde doktor öğrencilerim vardı. Hocam ya biz niye böyle yapmıyoruz diyordu. Bak dedim biz arkalarından konuşuyoruz, sizin arkanızdan konuşmasınlar. Siz doğru yapın, nitelikli yapın. Sizin arkanızdan kimse konuşmasın, hakkınızla alın. Biraz geç alırsınız, doğru, maalesef kötü bir şey. O olabilir. Herkes her yerde bir şekilde bir yerden gecikmiştir. O da olabilir. Ama doğru yapın en azından hiç kimseye yine ifşa etmemek gerekiyor. Yönetmeliklere, yönergelere, kararlara bakılması gerekiyor. Etik inceleme varsa buradaki bütün kavramlara gerçek anlamda hakim olması gerekiyor. Burada sorunlar ne? Çoğu jüri üyesi etik kavramları hani intihar, self intihar vesaire örneği gibi anlamıyor. Benzerlik raporu okumayı bilmiyor, belgeleri incelemiyor. Sayıya bakıyor, hiç haberi bile yok makalenin içinde ne olduğundan. Bunlara çok fazla bakıyor. Başlıca yazarın corresponding author olduğunu zanneden maalesef bir sürü jüri üyesi var. Corresponding author başlıca yazar değildir. O iletişim kuran yazardır. Bizde zaten o bir kritik bir şey değildir. Puan da getirmez. Bazı alanlarda var ama fen mühendislikte yok. Ön yargılı da olmayıp çok iyi hakim olmamız lazım. 2-3 tane küçük örnekle hemen kapatıyorum. Authenticate Turnitin benzerlik raporlarında yaşıyoruz da o yüzden bunu söylemek istiyorum. Şimdi benzerlik oranı %80 çıktı diyor. Çıkmış da adayın kendi yayını zaten. Şimdi öyle bir bug'ı var maalesef Authenticate'in. Kendi yayınınızı eşleştiriyor buluyor. Aynı yayın. Aynı yayını eşleştiriyor zaman zaman. Bir buna bakmak lazım. Bir de öyle bir olay hatırlıyorum. Diyor ki şu yayına diyor şu kadar benziyor. Etik ihlal yapan öbür yayın aslında. Tarih olarak çünkü o sonra yayınlanmış. Tarihlere bakmıyorlar. Bu ondan almış diyor. Bu nasıl alacak? Bu önce yapmış zaten. Öbürü etik ihlal yapmış esasında. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor yine benzerlik oranı çok yüksek gözüken bazen şeyler var yüzde 30 gibi ama bu şöyle e, özellikle kapsamlı çalışmalarda karşılaşılabiliyor yüzde bir yüzde bir mesela bir sürü benzerlik var toplam çok benzerliği toplamsal alıyor çünkü bunlar toplamın çok bir önemi yok tekil kaynaklardan alınan olay önemli burada e, kendi kaynağınızdan %10'lara, 15'lere hatta 20'lere kadar izin veren bazı dergiler şeyler var. Bu belki olabilir. Başka kaynaktan aslında %10 bile olmamalı. %5'i geçmemeli bir başka kaynaktan ve atıfları doğru yapılmış Mutlaka o kaynağa referans verilmiş olması gerekiyor. Yani maksimum benzerlik tek kaynaktan hiçbir surette aslında sizin bile olsa geçmemesi lazım. E, adayın, tabii burada şu da oluyor yalnız. Bir yöntem vesaire geliştiriyorsunuz. Gerçekten dünyada kullanıyor. Yani bu mümkün. Bunlar kullanılırken tabii ki bazı şeyler benzer o kısmı anlatırken. Önemli olan e, sizin geliştirdiğiniz, yeniden araştırma yaptığınız yeni analizler yaptığınız kısımlar olmalı. Bunlara bakmak lazım. Dergi incelerken yapılan komik hatalar var. Şimdi mesela arıyorsunuz Web of Science'da derginin ismi hemen aşağıda da Science Station Index Expanded diye çıkıyor. Şimdi bakın şurada diyor ki Exact Match Found diyor. Yani tam anlamıyla dergiyi buldum ben diyor ve altta da derginin adı birebir aynı. Şimdi şu örneğe bakın. Yukarıda diyor ki Electronics Engineering, altında da diyor ki Did you win diyor. Yani siz diyor bunu mu kastettiniz diyor. Aşağıda ona benzeyen başka bir isim koyuyor. Advances in Electrical Engineering. Bakın bunlar hatalı indeksler. Hem değerlendirmeci hem de araştırmayı yapan kişi bunları hatalı söyleyebiliyor. Oraya bakmak lazım. Hiç alakalı yok. Dergi inceleme doğru olmalı. Son bir de bunu söylüyorum. Kime kimi şikayet edeceğiz? Neyi şikayet edeceğiz? Eğer doçentlik sürecindeki bir adayla veya doçentlikten sonra işte doçent profesör olmuş bir adayın doçentlik başvurusu sırasındaki bir çalışma ile ilgili ihlal varsa üniversiteler arası kurula şikayet ediliyor. E, YÖKE değil. Üniversiteler arası kurula. Bunu da söyleyeyim. E, projelerle ilgili bir şikayet varsa örneğin TÜBİTAK sponsorsa, BAP sponsorsa, proje sponsoruna ve biliniyorsa o projeyi işte ihlali yapan kişinin kendi kurumuna bunların şikayet edilmesi gerekiyor. Test çalışmalarıyla ilgili ise tezin yapıldığı üniversitenin rektörlüğüne, enstitüsüne şikayette bulunulması lazım. Makale ve bildiri değerlendirme sırasında dergi editörlerine, konferans düzenleyicilerine bu bilgi verilmeli ve burada yine e, ihlali yapanın çalıştığı kuruma bilgi verilmeli. E, burada tabii ki biz bizim konferansta böyle bir bilgiyi vermiştik. Bize dönüp cevap bile yazmadılar. Belgelerle dedik ki birebir intihal, Türkçe, İngilizce iki yayın. Bizimkiler Türkçe yapmış, Çin'de bir yayınlanan bir çalışma. Üniversiteye yazı yazdık. O zamanlar böyle etik kurullarda falan yok. Olsaydı ben yazmıştım herhalde bir yerlere. Öğrencim yaptı diye bir savundu. O ayrı. Ama ben dedim bunu dinlemem öğrenci de yapsa yani siz sorumlusunuz. Neyse yazdık üniversitesini. Üniversite hiç cevap vermedi. Çok uzun bir zaman sonra intihal bakın. Cidden intihal. Ve intihalin cezası öğretim üyeliğinden uzaklaştırma. Ha hafifletici nedenlerle yok denetleme kurulu belki son kararda hani atmayabilir kişiyi. Olabilir. Ama hala üst düzeyden bir ceza alır o kişi disiplin yönetmeliğinde ve almalıdır. Emek hırsızlığı yapıyor çünkü. Kul hakkı yiyor yani. O çok kritik bir nokta. Fakat e, orada intihale rağmen çok basit bir ceza aldığını duyduk. Sonraki yıllarda hayatına da devam ediyor şimdilerde. Yapacak bir şey yok. Sonuç alınamayan durumlarda mahkemeye gidilebiliyor. Hatta kararlar beğenilmediğinde mahkemeye gidilebiliyor. Neyse ki biz sosyalden falan biraz şanslı. Sosyalci var mı aranızda bilmiyorum. Var mıydı sosyal bilimlerden? Sosyalde daha zor hocalarım çünkü orada biraz kritik. Ama fen mühendislikte daha netiz. Worst case çalışmayı yani kötü hal koşullarını bildiğimiz için fen mühendisliğin mahkeme şeyleri daha azdır. Yani benzer kararlar alınabilir ama sosyalde çok başka kararlar zaman zaman alınabiliyor. Sözün özünü söyleyeyim. Bilim dünyası gerçekten bilim insanlarının özgün çalışmalar yap yapmasına yetecek kadar geniş bir dünya. Yeterli çalışma ve özveriyle iyi bir akademisyen olunabilir. Yani bu çok mümkün. Lütfen etik dışı davranışlarla şu mesleğimizin unvanını, değerlen yani değersiz hale getirmeyelim. Bunu yapan çok var. Duyuyorsunuz. Bunlar da hoca lafını çok sık duyuyoruz. Üzücü bir şey. Yani özellikle gençleri, öğrencilerinizi işte doktora yapan, master yapan öğrencilerinizi de bu şekilde eğer yetiştirirseniz İlerleyen dönemlerde bunların azalacağını, daha düzeleceğine inanıyorum. Şu anda biraz pik yaptık. Epey bir etik ihlal problemi var. Hem Türkiye'de hem dünyada herkes ranking listelerde yarışmak istiyor çünkü. Orada olmak istiyor. Haş indeksi çok yüksek. Hadi alalım hocayı. Yani ama Zürih Üniversitesi listelerden çekti kendini. Çeken birkaç üniversite var. Ve şu gerekçeyle çekti. Biz hocalarımızı nicelik için nitelikten e, feragat edecek şekilde yetiştirmiyoruz biz böyle listelerde yer almak istemiyoruz diyerek çekti. Çok iyi üniversiteler yavaş yavaş büyük bir ihtimalle çekilecek. Yani bunlara biraz dikkat etmek lazım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar Naci Hocam'a da teşekkür ediyorum.